Şimdi arkadaşlar burada bu çok klasik yapılan iki hatadan bahsetmek için böyle bir yine kendimi çekiyorum. Şimdi sen ne kadar oldu ameliyat olalı? Varikosel ameliyatı olmuşsun. Yani 1,5 seneye yakın. 1,5 sene önce varikosel ameliyatı oldun ve halen bir gebelik oldu sonrasında ama onda diyorsunuz kalp durması oldu. Tam bir sonuç alınamadı. Sen de şimdi benim videoları seyreden herkes şöyle bir yanılgıya düşüyor. Bizim ameliyatımız klasik yöntemle yapıldı. Damar tabii ki çıkartılmadı çünkü bu damar çıkartılması dünyada tariflenmiş bir şey değil. Kabul edilmiş demek istemiyorum çünkü zaten bunu biz bulduk. Evet. O yüzden tariflenmiş değil. Bir normalde dünyanın zirvesindeki bir ürolog, Amerika'nın zirvesindeki bir ürolog bile gidip damar çıkartıyor musun hocam desen ne demek, o ne demek, ne diyorsun sen kardeşim diyecek. Evet. İnsanlar şimdi bizim tabii videoları seyrediyor. Ben yani bunu kötü niyetle yapmadım, sadece yöntemimizi tarif ederken insanlar şöyle bir algı oluştu. Damar çıkartma yöntemi diye bir şey var. Doktoruma rica edeyim onu yap veya sorayım önce onu yapıyor mu? Çünkü daha akla yatıyor, mantığa yatıyor damarı bağlamak yerine çıkartmak. Böyle bir yöntem yok. Biz bunu kendimiz çok nükseden hasta olduğunu fark edince böyle bir şey bulduk. Şimdi sende damar çıkartılmamış. Sen de böyle bir düşük falan olunca ya acaba işte aslında sperm sayıların da gayet iyi. Son yaptığınız sperm tahlilinde sayın iyi, hareket iyi, morfoloji iyi. Ama işte endişe ediyorsunuz. Tekrar düşük olur mu? Bu arada çocuk deniyorsunuz belki olmuyor mu yoksa denemiyor musunuz? Deniyorsunuz. Olmadı. Denediniz ve gebelik de olmadı. O bu durumda işte nüksetti mi diye gittin. Şimdi burada bir Doppler yapılmış sana Nisan ayında ve burada nüksettiği söylenmiş. Evet. Sen de dedin ki damar da çıkartılmadı. Demek ki nüksetti. Gideyim Doktor Cüneyt Bey'e şu damarı çıkarttırayım. Şimdi ben kendim Doppler yapmadan önce bir kere yapılan Doppler'in resimlerine bakıyorum. Resimlerde aslında şöyle kabaca uzaktan bir gösterelim. Yani burada hemen ilk dikkat ettiğim şey ölçülen değerler renklerin kenarlarını ölçmüş. Yani seni ıkındırıyor burada damarlarda reflü oluşuyor. Reflü var çok büyük büyütülmeyle ölçülmüş ve renklerin kenarları ölçmüş. Bu yanlış olabiliyor. Şimdi sende tekrar baktım. Nüks yok. Evet. Sende damar çıkartılmamasına rağmen %70 başarılı gruba girmişsin ve varikoselin bitmiş. Orada beraber dışarıdan da ince bir damar görünüyor. Damara bakıyoruz 1,5-2 milim bir damar. Bu varikosel sayılmaz. Testisin etrafında bir damar, şu damara gerçekten reflü oluyor. Ama damarı renksiz ölçtüğümüzde 1,7 milim ölçtüm. Ikındığın zaman da hadi 1,8'e çıkıyor ama büyümüyor. Öyle çok aşırı bir genişleme olmuyor. Ama renkli baktığımız zaman damar şu kadarsa yine ıkındığın zaman bu kadar ama etrafına bir renk yayılıyor. Sen onu kendin canlı gördün. Renk yayılıyor. Damar halbuki yine aynı. Ve bu rengi ölçtüğümüz zaman işte 3,3 hadi nüksetti, şu oldu, bu oldu. Halbuki nüksetmemişsin. Damarın 1,7-1,8 milim. 3 milimin altında. Ve sadece bir tane damar öyle. Ama yine bir özellik. Şimdi şurada ufacık damarlara bile, 1 milimlik damarlara bile sende reflü oluyor. Yani bazı insanlarda bu ufak damara reflü olmaması lazım. Sağ tarafta olmuyor. Sağda bakıyoruz hiç reflü yok. Evet. Vücudunun bir yatkınlığı var. Senin gibi böyle gördüğüm insanlara diyorum ki aman çocuk olana kadar spor yapmayın. Kendinizi zorlamayın. Şu anda sperm tahlilini normal ama ne olur ne olmaz. Buraya bir incecik damarlara bile reflün var. Bunun bir olumsuz etkisi olabilir. Belki o yüzden olmuyor. Belki o yüzden bizim daha bilmediğimiz bazı faktörler var spermde. Biz sayıya bakıyoruz. Harekete bakıyoruz. Morfolojiye bakıyoruz. Ama DNA fragmentasyon indeksinde de bakılmış. O da normal çıkmış. Her şeyin normal ama işte belki şu ufak reflüler mi bir şeyi etkiliyor? Zannetmiyorum. Bence bu iş tamamen artık sizin için Allah'ın yazgısına, duaya, kadere, kısmete kalmış durumda. Her şeyiniz normal. Bence çok kısa zamanda olacaktır inşallah. Bitmeyebiliyor. Adam bakıyorum sizin zaten normal her şey. Çocuğu olmuş. Ağrısı var, ağrısı geçmiş. Testisi yumuşamıştı, o düzelmiş. Sarkmıştı, testisi düzelmiş. Hala bazı insanlarda bu reflü var. Ama onlara diyorum ki en azından çocuk işi bitene kadar ıkınma, sıkınma, kendini zorlama yapma. Çünkü ufacık damarlara bile reflün oluyor. Şimdi özetle sizle konuşacağız ama videoyu sonlandıralım. Damar çıkartma yöntemi bizim kendi geliştirdiğimiz bir yöntem. Sebep de bazı insanda gerçekten o çıkmayan damar koskocaman kalıyor ve nüks oluyor. Her hastada mı? Hayır. %30 hastada. %70 senin gibi iyileşiyor tamamen. Evet. Sen de iyileşmişsin. O yüzden
Bir de doktorunuza gidip hocam damarı çıkartıyor musunuz? Ya böyle bir teknik öğretilen bize yok. Evet. Biz bu varikosel ameliyatın eksikliğini görüp kendimiz geliştirdik. İnsanlar gidip doktoruna damar çıkart demesi mantıksız oluyor. Çünkü Amerika'nın zirvesine gitsen böyle bir tekniği uygulayan bir doktor yok. Bu bizim kendi bulduğumuz bir şey. Bunun dışında da %70 dediğim gibi başarılı gruba girmişsin. Senin için tekrar bir ameliyata gerek yok. Doppler'de her görülene inanmamak lazım. Özellikle şu renkli ölçümler çok yanıltıcı oluyor. Doktorunuzun muayenesi, tabii ki bizden başka ürolojide Doppler yapan da yok aslında ama kendim yaptığım zaman anladın sen de, gördün değil mi orada damarın geniş olmadığını. Tatmin edici oldu senin için de. Oldu. Hadi hayırlısı bakalım.